Tabii bununla birlikte mesela ceviz dediniz ya, ceviz tükettiğiniz zaman saçlarınıza faydası oluyor. Sağlıklı yağlar Sağlıklı içerdiği için yağları içeriyor. aslında Badem evet. mesela, çiğ Badem, badem ceviz, fındık. tükettiğiniz zaman yine hakeza böyle saçınıza, cildinize, tırnaklarınıza Tabii daha yansıyan bir yağ, özelliği var. yağlarından da bu anlamda destek alınabiliyor. İşte badem yağının saçı veya cilde sürülmesi. Fakat biz bunların kavrulmamış olmasını istiyoruz. Evet, çiğ Çiğ olarak tüketmemiz olmasını, gerekiyor. tüketilmesini daha tercihimiz oluyor. Mesela çiğ fındık. Çiğ fındık olabiliyor, çiğ badem. Hatta ara öğün olarak hani yoğurdun içerisine biraz yulaf, biraz çiğ badem, fındık veya ceviz ve taze meyve eklediğinizde çok güzel bir ara öğün oluyor. Üzerine de tarçın serptiğinizde tatlı gibi oluyor aslında. O tatlı isteğini de bastırmış oluyor. Güzel. Çayı tüketirken çayın yanında da kuru yemiş tüketebiliriz. Tüketebilirsiniz. Özellikle işte Türk kahvesini ben şekersiz içemiyorum veya yanında mutlaka çikolata istiyorum diyen kişiler için biz hurma öneriyoruz. Fıstık ezmesini özellikle bir tatlı kaşığı kadar hurmanın ortasına sürdüğünüzde çok güzel bir tatlı oluyor. Hem de çikolatadan daha fazla o tatlı isteğini giderdiği için gerçekten tatlı yemiş gibi oluyorsunuz. Büşra Hocam, çikolata dediniz herhalde, çikolataya hiçbir yani ekranları başındaki izleyenlerimize yok demiyordur. Çünkü çikolata gerçekten böyle enerjimizi yükseltiyor. Seviyoruz yani, seven Evet, bir evet. toplumuz çikolatayı. Kahveyle tüketiyoruz. Çoğunlukla kahveyle de tüketiyoruz çikolatayı. Ve o çikolatalarda bitter çikolatalar var. Yağ azaltılmış, kalorisi Kakao oranı biraz yüksek. daha düşük ve kakaosu yüksek. Peki tercihiniz nedir sizin çikolata noktasında? İlla ki hepimiz yiyeceğiz yani bunu. Yasakları mutlaka delmeyi isteriz biz. Evet, çikolatadan zaten kişi çikolata mutlaka yemek istiyor, diyetlerinde bulundurmak istiyor. Çikolatanın kalorileri aslında aynı az çok birbirleriyle. Fakat yüksek kakao oranlı işte %70'in üzerindeki kakao oranı olarak seçtiğimizde çikolatamızı daha sağlıklı oluyor bitter çikolata. İşte kardiyovasküler sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğu bulunmuş bitter çikolatanın. Fakat bunu çok sık değil de işte kahvenin yanında iki parça olacak şekilde Mutlu oluyoruz. tükettiğimizde daha güzel olur. Tabii, ama çikolata Zaten yediğimiz zaman da çok mutlu oluyoruz. evet, diyet yapmak mutsuzluk gibi algılanmaması Algılanıyor. gerekiyor. Sizi mutlu eden şeylerle diyet yapmak gerekiyor. Siz eğer çikolata bulunduran bir diyet istiyorsanız tamam, biz de o bir ortak noktaya bulup o şekilde yazalım. Yeter ki kişi doğru diyeti nasıl yapması gerektiğini bilsin. Çünkü diyet tamamen her şeyden yasak, her şeyden fedakarlık etmem gereken bir şey olarak algılanmaması gerekiyor. Kişinin sevdiği yiyecekleri hayatını belirli noktalarında, belirli dönemlerde adapte ederek diyetini sürdürürse veya nasıl dengeleyeceğini biz öğretiyoruz aslında bu noktada. İşte çikolata yediğimde şu şekilde dengelerim veya pizza, hamburger yediğimde şu şekilde dengelerim diye öğrettiğimiz için kişi artık hedef kilosuna ulaştığında da bir süre sonra tekrar kontrole geldiğinde bakıyoruz ki kilo vermemiş, şey pardon kilo almamış, tam aksine vermiş, kilosunu çok güzel bir şekilde korumuş. Kişi aslında bu noktada öğreniyor neyi nasıl dengelemesi.